Bismillahi subhanahu ve in min şeyin illa yusabi bihamdi hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakkî li yuzhirahu ala kullihi ve kefâ billâhi şehîdâ. Muhammedun Resulullah ila ahiril âye. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimizin mucizelerinden 300'ü aşkın mucizesi var. Her konuda mucizesi var. Ben onlardan seçtim. 157. Cenazeler, cinler, melaikeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini nasıl tasdik ettiler? Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Cinler ise onlar ile görüşmek ve görmek değil sahabeler belki avami ümmet dahi çokları ile görüşmeleri çok vuku buluyor. Fakat en kati, en sahi haber ile eğme hadis, hadis imamları bize diyorlar ki İbn-i Mesud matn-ı de ecinilerin, cinnilerin ihtidası yani hidayete erdikleri o tebliğ ediliyor. batn nah denilen o bölgede yaşayan cinler. Mesela cinler de aynı insanlar gibi nereden doğmuşsa oralı oluyor. Adapazarlı oluyor, Bolulu oluyor, Mersinli oluyor, Fransız oluyor, İstanbul Arnavutköy'de oluyor. Burada yaşamış. Onlar da buralı oluyor. Batlı Nah. Tebliğ edilmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam tebliğe gitmiş. Tebliğ etmiş. Müslüman olmuşlar. Gecesinde Ecinilerin Ecinileri gördüm diyor. Gördüm ve Sudan kabilesinden Zut denilen uzun boylu Tayfeye benzettim. Onlara benziyor oldular. Mesela onlardan şimdi eylemsel bir halinde misal veriyor. Hem meşhurdur ve hadis imamları tahiç ve kabul ettikleri Hazreti Halid İbni Velid. Vakasıdır ki Uzza denilen sanemi, Uzza denilen bir putu var. Uzza. Kimin? Halit bin Velid'in. Sanemi Müslüman oraya tapıyormuş. Uzza diye evinde varmış. Müslüman olunca ne yaptı? Onu kırmış. Tahrip ettikleri vakit siyah bir kadın şeklinde o sanem içinden bir cinniye çıktı kadın. Heykellerin içerisinde yüzde var. Taş engel değil onlara. Heykellerin gözlerine girerler. Halit bin Velid Uzza denilen bir putu varmış. Heykeli ona tapıyordu. Onu Müslüman olunca kırmış siyah bir kadın çıktı. O sahnem içinde bir cinniye çıktı. Hazreti Halit bir kılınç ile o cini iki parça etti. Mesela şöyle bir özelliği var. Eğer cisme dönüşürse yılan gibi, köpek gibi, kedi gibi. Nereye dön? O anda silahla da vursan ölür. Ona bürünmüş. O huviyeti geçince tamam. Onun için korkarlar pek bürünemezler. Şöyle bir ya halkta yanlış anlayış var. Ben bir görmüyorum. Onlar bizi görüyor. Hayır. Onların da sağlarına alanlarına girersen o zaman görürler. Yoksa biz kabak gibi onlar hep bizi seyrediyor değil. Bizden korkuyorlar mı değil bizden ötleri patlıyor. Çünkü halifeyi ruh -i zemin insandır. Insandan hepsi aşağıdadır. Mesela melaikeler günah işlemezler. Hep hayır yaparlar. Şeytan ve kafir cinler şer işlerler, hayır yapmazlar. Cinlerin ve ma halaktul cinne vel insa ile kafiri ve müslümanı vardır. Şeytanın Müslümanı yoktur. Cinlerin vardır. Cinler de bizim gibi imtihana tabi tutulduğu için kafiri ve Müslümanı var. Onların kafirlerine iblis deniliyor. Şimdi şeytan hayır yapmaz, melekler şer yapmaz. Hayvanlarda ise ne hayır ne şer var. Ağaçlarda böyle bir şey yok. İnsan ise hepsine camidir. Olduğundan onlardan üstündür. Cinlerin en büyük silahı, Buraya dikkat edin. Bu dersten çok önemli şey. Cinlerin en büyük silahı senin korkmandır. Senin korkman onlara güç veriyor. Korkmayacaksın yani. Hiç alakası yok. Endişe etmeyeceksin. Ama kuralı yaşayacaksın. Gidip de piknik yaktığın ateşi işemeyeceksin. Tuvalette telefonla oynamayacaksın. Tuvalette tükürmeyeceksin. Tuvalette kendi ihtiyarınla bir şey düşünmeyeceksin tuvalette. Başka tuvalette sümkürülmüyorsun. Özel şeylerin atmıyorsun. Tırnak atılmaz oraya. Özel eşyalar atılmaz oraya. Ee, başka ee, balkonda balkonda çay içerken artmış olan sıcak suyu balkondan aşağı atmıyorsun. Çıkarken zaten ayet-i kürsü okudun mu? 7 arşın sağ sol alt, üst koruma altındasın. Onlara yanaşamaz sen görmüyorsun ama sana bir duvar oluyor. Çarpıyorlar ona. Ha, banyoda işemeyeceksin. Banyoda işedilme mi? Allah Resulü'nün hadisi var. Mecmuatıl Adap'ta geçiyor. Vesvese hastası olursun diyor. Vehim vesvese gelir. Banyoda işemiyoruz. Banyo yaptıktan sonra orada özellerimizi koymuyoruz. Çünkü orada tuvalet ve banyoda ayet okuyamadığın için girerken ancak kokuyorsun. Allah'ın hıfzı ve Çıkarken de dua ediyorsun. Türkçesini söylüyorum. Ya Rabbi ve pis olmaktan sana sığınır. Çıkarken de Türkçesini söylüyorum. Ya Rab menfaatleri bırakıp e, zararlar ve attıkların bana atıp beni rahatlattığın için sana hamdolsun diyorsun. Banyoda tıraş malzemeleri, çamaşırlarınızı koymuyorsunuz. Çıktın, çıkın dışarıya ve yıkayın. Orada bırakmayın. Alametin olmasın. Hele akşamdan sonra sokaktaki çöplüğe, konteynerine çöpünüzü atmayın. Atarsanız da besmele deyin 7 defa. Çünkü Oradaki kemik e, kemiklerden tavuk olsun veya e, sığır kemikleri olsun başkaları yemiş atmıştır. Onların gıdaları kemik, tezektir ve pisliktir. Orada yerken sen ona besmelesiz atarsan sıkıntı olur. Besmele attın mı çekip gidiyor. Sen atmışsın tamam bir şey yok. Ama akşamdan sonra atmamaya çalış. Onların silahı bizim korkaklığımızdır. Korkmayacaksın. Endişe etmeyeceksin. Ama namazın yok dua yok korkacaksın tabii ondan değil ödün patlayacak cehennemden namaz yok dua yok Allah selamet versin namaz yok sen <laughs> zaten apaçıksın her şeye aper açıksın e ee, Uzza denilen sanemi tahrip ettiği zaman siyah bir kadın çıktı o sanem içinde cinniye çıktı her putta vardır heykelde vardır Hazreti Halid bir kılıçla o cini iki parça etti Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam o hadisi için ferman etmiş ki Uza sanemi içinde ona ibadet ediliyordu. Daha ona ibadet edilmez. Bir tane de okuyayım. Hangileri okuyayım Yok. seçtim yani. Hem Hazreti Ömer'den meşhur bir haberdir ki demiş Hazreti Ömer pe 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 Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da naklediyor. Hazreti Ömer radıyallahu ya artık ilerisi var mı? Bakayım ne diyor? Biz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken ihtiyar şeklinde elinde bir asa Hame isminde bir cinni geldi. İman etti. Allah Allah. Hazreti Ömer'in imanı ne olur ya. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona kısa sürelerden birkaç süreyi ders verdi. Dersini aldı gitti. Şu ayki hadiseye çendan bazı hadis imamları ilişmişler. Fakat mühim imamlar siyatına hükmetmişler. Ondan sonra ben şurayı da okumak istiyorum. 161 açabilir misin? Çok hoşuma giden bir şey. 161. Yedinci hadise. Nakli sayı ile Yahudiler suikast kas ile. Yahudilerin işi bu. Yahudi yani. Yahudi olmak böyle bir meziyettir yani. öyle ya Çok acayip. Aman yarabbim. Yani Ebu Cehil olmak, Ebu Leheb olmak. O tebetti değil mi? Yedi, sekiz sene daha yaşamış. Hamalat el hatab. Cehennem oduncusu değil mi? Nasıl bir mucize ya? Cehennem oduncusu diyor. İman etmemiş. Adam yalandan iman etse bu papazın Müslüman olmasının vesile olmuş bu. Yani dese ki bak bu Ebu Leheb de dese ki ta iman ettim yalandan ama beni cehennemlik gösteriyor. İman etmez, cehennemliktir. Aa ettim dese 8 sene ya. Lan bu rızka girer mi peygamber ya? Bunun kendisi aşağı 100 bin defa yazsa. Bir adam için diyor ki bu iman etmeyecek. Ya ettim. Aa bitti davan. 8 sene adam yaşıyor. Onun hakkında ayet var. Etmiyor. Yani bu <laughs> risk almak değil mi ya? Ya etse anlıyorsun. Yetti işte. O ayet yanlış. Ozan zaman komple hepsi gitti. Bizim gibi değil ki. Doğru yanlışı götürecek. Yalandan da iman etmiyor yani. Kaliteli kafir yani. Normal bir kafir değil yani. Ya. Yahudiler suikast niyetiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü ve selamın oturduğu yere üstünde büyük bir taş atmak anında oturduğu yerde yukarıdan büyük bir taş kaldırmışlar. Galiba. Yukarıdan aşağı atacaklar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü ve selam o dakikada tam atılacak Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ya Muhammed diyor. Sana taş atacaklar ama kalk diyor. Hıfz ilah ile kalkmış. O suyu kasta hakim kalmış. Yani o elinde olan taş ne yapar ya adam elinde hakikaten insan ha geldi ha geldi kalktı gitti. Başka bu yedi misal gibi çok hadiseler var. Benim bu şu çok hoşuma gidiyorum şimdi okuyacağım ya. Başta İmam e, i̇mam Buhari ve İmam-ı Müslim ve eğme hadis Hz. Ayşe'de naklediyorlar ki Vallahu yasimüke mükeminen nas. Ayeti yani Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şimdi düşünün bir belediye başkanı, bir reisi cumhur, bir vali, emniyet müdürü korumalarla dolaşıyor değil mi? Bunun gibi de değil. Lan belediye başkanı ya, emniyet müdürü. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kavmi, kabilesi, düşman o zamana kadar nöbettarlık vardı. Ayeti nazil olduktan sonra ara sıra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a muhafaza eden zatlara ferman etmiş. Ya nasun sarifu fekad asameni Rabbi Azze ve Celle. Yani nöbetlerle lüzum yok. Benim Rabbim beni hıfz Allah Allah. Hiçbir nöbetçisi yok. Muhafazası yok. Nasıl? Nasıl yatağında ölüyor ya? Değil mi? Nöbetdarlık yok. Vallahi Yasin Mükemmel'in ayeti nazil olunca daha nöbet lüzum yok. Tam da haşa yüz bin defa haşa haşa. Kendisi yasa uydursa bu Kur'an'a. Ya bunu der mi ya? Tam tersine ait yapardım ben. Ey insanlar reisinizi, peygamberinizi sıkı sıkıya canınızdan dahi iyi koruyun. Ve her kabileden 10 kişi koruma verin. 10 kişi evin bir cephesini, 10 kişi bir cephesini kır. Her tarafı şey yaparsın ya. Bir reis bir yere giderken, bizim reis de öyle. Bir hafta önce, bir ay önce o konuşacağı yerin Evlerin çatısına. Zeytinburnu'yla konuşacak da bizim çatıya gelmişlerdi. Kim oturuyor burada? Tek tek nüfustan, muhtardan bilgi alıyor. Ondan sonra gene yetilmiyor. Bize geldiler. Çatıya çıktı. Zeytinburnu azilerde konuşacak ya. Yedi kulede. Çatılara çarptın. Baktı ki bu medrese. Tamam burada dedi adam koymayın dedi. Öteki binalara koydular. E şimdi sen böyle bir peygambersin. Koruman yok. <laughs> bu rızkı alır mısın ya? Peki bir şey gelse başına, vallahi Yasin keminden erse ne olacak? Vaet ne olacak? Yanlış olmuş olacak. Haşa yüz bin defa haşa. Allah Allah. Başka şey okuyayım. 158'e ne var orada? 158 son ikinci. Şu 158. Vakıat-ı katiyedendir ki mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri vakit Kureş rüyesası Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıdık'la gidiyordu ya çıkıyordu. Nereden? Medine tarafına gittikleri vakit mağaradan çıkıp Medine tarafına gidiyorlar. Ve mağaradan çıkıyorlar. O mağarada idi değil mi? Oradan gittikleri vakit Kureş rüyesası yani Kureş'in reisleri mühim bir mal mukabilinde Süreka ismine gayet cesur bir adamı gönderdiler. Ta takip et, edip onları öldürmeye çalışsın. Süreka denilen bir özelliği var. Bu iz takip eden. izci. Böyle izci derken atın veya devenin ayak iziyle sif değil. Bunlara o kadar kabiliyetleri gelişmiş ki aklın durur. Yani oradan at veya deve geçse, kum bile kapatsa onunla e, bu atın, devenin üzerinde ne kadar yük var, kaç kişi bilmiş de tahmin ediyorlar. Üzerine kum bile kapatsa. Bu Sureka'nın özelliği oydu. Hem arkasından gidiyor bu. Sureka çok cesur bir adamdı. Onları takip edip öldürmeye çalışsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam yakaladı ya. Ebu Bekir Sıdık ile beraber gardan çıkıp giderken gördüler ki Sureka geliyor. Çok cengaver bir adam. Ebu Bekir Sıdık radiyallahu insan da insan. Yani bu tafsilatını okudum da o orada yazıyor. Diyor ki ya Resulallah kendimden değil. Korkarım sana bir şey olursa bu din ortadan kalkar. sureka geliyor diyor. O endişe bak. Ebu Bekir Sıdık telaş etti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mağarada dediği gibi La sen inanullahi mana. Hüzünlenme, korkma. La tekaf inanullahi mana. Yani Allah bizimle beraberdir. Hüzünlenme. Ya tamam da şey kadar geldi mağaraya. Ümre Hac'a gidenler bilir. Hepten yüzeysel bir yer ya. Öyle deri mağara falan değil. E tamam oradan çıktı. E, süreka geliyor yani. Normal bir adam değil. Sonra la tahzen inna Allah ma'ana dedi. Sürekaya bir baktı. Şöyle bir baktı Peygamber Aleyhisselam. Sürekanın atının ayakları yere saplandı kaldı. Tekrar kurtuldu. Yine takip etti. At saplanıyor. Tekrar atı kurtarıyor o saplandığı yerden tekrar atının ayaklarının saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O tafsilatında şöyle yazıyor. O hızlı giderken at saplanınca atmış yukarıdan aşağıya. Tekrar adam biniyor. Nasıl böyle acayip? Bak üç defa olunca Gafur demiş ki o vakit anladı ki ne onun elinden ne de kimsenin elinden gelmez ki ona ilişsin. El aman dedi. Tabi o attan düşünce ikisi de geliyor. Ebu Bekir Sıdıklı'dan kılıçlar elinde. Aman istedi yani affet beni dedi. Aman ver. Bana müsaade et. tamam. Sana dokunmayacağım ama bana dokunma. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam aman verdi. Yoksa attan düşmüş. Yol verdi fakat şöyle dedi. Fakat dedi git öyle yap ki başkası gelmesin. Şimdi işin garip tarafı şu. Uzaktan bunu görüyor bir çoban. Bu hadiseye münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki sahih bir surette haber veriyorlar. Bir çoban onları gördükten sonra onları gördü orada gizli iman etti. İman etti ama gizliyor. yok. E haber vermek için Mekke'ye gitmiş. İhbar ediyor. İspiyonlayacak. Süreka var ya sizin adam. Ben gördüm iman etti. Böyle böyle oldu. Demek için şehire iniyor. Çoban. Haber verecek. Hem nerede olduğu haber verecek. Da? Hem onları görmüş hem iman ettiğini. Mekke'ye dahil olunca, olduğu vakit niçin geldiğini unutmuş. <laughs> ne kadar çalışmış ise hatırına getirememiş. Mecbur olmuş dönmüş. Yalan bu kafa demiş. Ben niye geldim ya? Sonra anlamış ki ona unutturulmuş. Fesuban Allah ya. 160'a bir bakayım. Birinci paragrafta ne var? İnna cehennem fi ve min eydim min halfin fe la yubsurun. Ayetinin sebebi nuzulu ve ehli tefsir allameleri ve eyle hadis imamları yani bu ayet niye nuzul etmiş? Boyunlarına, çenelerine kadar varan demir halkalara geç, geçirmişizdir de bunun için baş, başları yukarı kalkıktır. Önlerini ve arkalarına set çekmişizdir. Gözlerini perdelemişimizdir. Artık göremezler. Bu ayet niye gelmiş? Niye nuzul etmiş? Tefsir allameleri, ehli tefsir imamları haber veriyorlar ki Ebu Cehil yemin etmiş ki Ebu Cehil adı da Ömer'in Hişam'dır. Bizim Ömer redi alan hatta bu Ömer'dir. Ömer'in hatta adıdır. Peygamber Aleyhisselam dua etmiş ya Rabbi şu iki Ömer'den bir tanesiyle en az İslamiyet aziz et. Hem reis hem e, rey okuma yazmalar vesaireleri var. Hem bilinen hem güçlü vesaire. Bu Ebu, Ebu Cehil yani cahillerin babası demek. Ünvanıdır. Yemin etmiş ki ben secdede Muhammed'i görsem bu taşta onu vuracağım. Taş almış. Büyük bir taş alıp gitmiş. Sec e, secdede gördüğü vakit kaldırıp vurmaktayken elleri yukarıda kalmış. Ha böyle kalmış. Herkes de görüyor. Vur. Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bir oyuncak geliyor değil mi böyle kalmış normal. Yani orada bir hayal etsene ya. Şimdi mesela tövbede Ebu Cehil mesela olsak elimizde taş duruyor. Kaldı böyle. Niçin kaldı? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış. Ebu Cehil'in eli çözülmüş. Millet de seyrediyor böyle. Böyle duruyor. O, o ise ya Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın müsaadesiyle veyahut ihtiyaç kalmadığına çözülmüş. Mesela bununla alakalı. Hem yine Ebu Cehil kabilesinden bir tarihte Velid İbni Muhire. Bu... Kimin babası? Halit bin Velid'in babası. Ee, hangi savaşa tam 100 tane tank vermiş savaşsın diye. Tank nedir? Deve deve deve. Yani o kadar e, ihtiyar ama kafir. Böyle bir adam bak. Ebu Cehil'in kabilesinden bir tarihte Velid İbni Muhre yine Resul-i Ekrem ve Vesselam'ı vurmak için büyük bir taş alıp secdedeyken vurmaya gitmiş. Gözü kapanmış. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Mescid-i Aram'da görmedi, geldi. Onu gönderenleri de görmüyordu. Yanlış seslerini işitiyordu. Ta resul Ekrem aleyhissalatü vesselam namazdan çıktı. için ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açıldı. Allah Allah. Hem nakli sahi ile Ebu Bekir Sıddık'tan haber veriyorlar ki. Hazreti Ebu Bekir söylüyor şimdi bunu. Redi olan, süreyi tebbet yedâ ebi Hebin Nazil olduktan sonra Ebu Leheb'in karısı. Ümmül Cemil denilen Alev babası. Hamalatel Hatab. Bir taş alıp Mescid-i gelmiş. Kabe'ye gelmiş. Ebu Bekir ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam orada oturuyorlardı. Bu kim? Ebu Leb'in karısı Ümül Cemil. Şu kadına bak ya. Gel Ebu Bekir ile Peygamber aleyhissalatü vesselam otur, oturuyorlarmış. Gözü Ebu Bekir sıdığı görüyor. Soruyor. Ya Eba Bekir senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni hicvetmiş. Yani kötülemiş. Cehennem oduncusu denir ya. Hatab. Cehennem oduncusu, cehennem taşıcısı. Beni hicvetmiş. Ben görsem bu taşı ağzına vuracağım. Yanındayken Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmemiş. Elbette hıfz-ı ilahi de olan bir sultan-ı levlakı böyle bir cehennem oduncusu onun huzuruna girip göremez. Ağzına mı düşmüş? Yani şimdi Ebu Bekir'in imanında hayalet. Yanında oturuyor. Onu görmüyor. Benim aklım almadığı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buradasınız değil mi? Bir şey anlatacağım. Işte. Bunlar zaten almıyor da hiç almıyor şu. Yanında mucizeleri görüyor. Parmağından su akıyor, içiyor. Devesini de suluyor. Ağacı çağır geliyor. Ağacı çağır geliyor. Onunla öğlen ikindi kılıyor. Ahlakını görüyor. Cömertini görüyor. Hala bu ne? Yani ilim değil ha bu. Mucizeyi görüyor. Mucizeyi görüyor. Parmağından su akıyor. Bir parmağını uzatır mısın ya? Parmağına bak bir şey garip sileceksin. Şimdi senin parmağından su aksa ne yaparsın? Şu anda bak. ben kendimden korkarım yani. Şimdi bir anda bismillah ya desem burada üzümler olsa, meyveler olsa böyle. Yani biraz insan tırsar ya. Yani bir anda keramet olsa. Şimdi parmağımdan su aksa. Hem de istediğim zaman aksa, istediğim zaman kesilse. Herkes içse. Ya bu peygamberin ya boş ver oradakileri. Ya peygamberin imanı nasıl olur ya? Diyorum oluyor. Allah anlayışı nasıl olur Parmağımdan diyorum ya Rab suyu akıt diyorum su akıyor. Hacet kaldı mı diyor soruyor. Ebu Bekir Sıddık diyor ki orada da ya Resul hacet kalmadı. Kapları şey yaptı, doldurduk. Bunu hepsi görüyor ya. Ya bu ya kendisi kendisi parmağımdan şimdi su aksa. Garip olur ya. Ha bu su aksa ha böyle. <laughs> Yani iman başka bir şeymiş ya. Ne kadar şükretse az. Herkese nasip olmuyormuş. Yani ille peygamberi görmek olmuyormuş bu. Tamam mı abiler? Yani peygamberi görmek, mucizeyi görmek benim imanım fazla olacak. Hava görmüş adam. Hem de kaç kişi biliyor musunuz? Beş kişi görmüş birisi iman etmiş. Beşte dördü iman etmemiş. İnsanlığın da şimdi beşte dördü iman etmemiş, beşte bir iman ediyor. Bedihi gözüyle görüyor Allah'ın nimetlerini, inkar ediyor. İçiyor, tadı, tadı. Evet. evet, Evet içiyor. Kendisi de içiyor bunu. Gene münafık. Hafsala mı almıyor ki? nasıl bir şey ya. Umar ya Rabbi. Onun için kafir olmak kolay iş değil yani. İyi bir rol oynuyor. Adama demişler ki sen demiş çağrı filminde kafir tarafında oyna. Yapamam demiş ya. Yalandan da olsa yapamam demiş. Yapamamış yani. Hristiyanları bulmuşlar. Onları oynatmışlar. Kaddafi şey yapmış. O da o çölde onu tahsis etmiş. Arabistan bu filmi çektirmemiş. Çağrı oynattı. Orada çekeceklerdi. Çekmemişler. Kadafi Libya'da böyle suni o Mekke'yi yapmış o. Çağrı'da o kutuyu şey, Libya'da yapmış kumda. Suudi Arabistan çektirmemiş. Dedelerini niye çeksin adam? Çektirsin. Hey, hey. ne diyorsun sen ya? Ha, ne yapalım? Bazı şeyleri diyeyim de. 164. 164'te ne var? Hem ulemayı Nasara'dan, Hristiyan ulemasından bahsi geçen meşhur bu -hey bu -hey -ra i rahip ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Şam tarafına amcasıyla gittiği vakit 12 yaşındaydı. Şam'a doğru giderken bu heyra rahip yani bu heyra denilen bir mefki. Orada münzevi bir adam. Yani tek başına onlarda böyle halet şey var yani. Bozulmamış Hristiyanlık'ta. Orada kendi halinde yaşayan bir rayp varmış. Onu uzaktan bakmış görmüş. O çocuğu 12 yaşındaki çocuğu. Onun hatırı için Kureyşleri davet etmiş. Baktı ki kafile gölge eden bir parça bulut daha kafile yerinde gölge ediyor. Yani bir bakmış ki uzaktan kafile geliyor bulut da geliyor. Bulut ee, bu ancak peygamberlere yapıldığını biliyor bu hayra rahip bu. Bu rahip biliyor. Demiş ki bunun içinde bu kafirin içinde peygamber var. Bunları bu, bunun için gittiği şeyi kafileye bunları davet etti. Kafile, ama baktı ki herkes geldi ama bulut hala kafirin üzerinde. Sonra sormuş de kimse var mı demiş ben 12 yaşında onu da çağırın. Esas o yani aradı. Ee, kafile yerinde gölge ediyor. Demek aradığım adam orada kalmış. Sonra adam göndermiş. Onu da getirtmiş. Ebu Talib'e demiş ki, demiş Ebu Talip. Nese oluyor? Amcası. Sen dön Mekke'ye git. Yahudiler hasutturlar. Böyle hasetçiler, kıskançdırlar. Bunun efsafı, bunun bu şekilde olacağı, bunun vasıfları Tevrat'ta meskurdur. Hiyanet ederler. Bunu eğer gidersen Şam'a, Yahudiler yaşıyor. Bunun sıfatları var diyor Tevrat'ta onlar da biliyor diyor bu çocukta gözükecek bunu öldürecekler diyor. Götürme diyor ve geri dönmüş o. Bunu herkes görüyor mu abi? Görüyor bulutu görüyor. O giderken bulut da gidiyor. Herkes seyrediyor. Ya acayip bir şey de şimdi de öyle. Şimdi de öyle. 1400 seneden beri İslamiyetimizi teyit ediyor. Bu kadar mucize ve ikramlar var, kerametler var. Ondan sonra ilmi hakikatler var, ispatlar var. Anne babamız İslam bunlar hepsini karşısına alıyordu. Anne yani iman etmek kolay değil ki ya. Şöyle düşün, şöyle düşün. Şimdi biz hocayız, hocam da burada. Allah'ın ayeti İslam memleketinde. Kuyutmaya çıktığımız zaman o ayetin hepsini okuyabiliyor muyuz? Müslüman okuyamıyoruz Nasıl yapacaksın ya? Bir şey olduğu zaman hemen tırsıyoruz. Hoca bir şey deseler, polis gelse, hutbeye bazı anında olsa oradan indirirken kaç kişi ona sahiplenir? Ya, acayip bir şey ya. Aynı aynı kanun yaşanıyor be kardeşim. Ama beni götürseler, ekseriyette arkamda şöyle derler. Şefkat o katı yedi. Allah bilir nereye dokundu gene. Yani dinimizi aziz etmeye çalıştı, Allah'ın dinini korumaya çalıştı, düşmanlarını deşifre etti demez. Diyen der de. Ama az o, az bu işler işte. Az. Allah bilir kime dokundu. Demez ki Allah'ın dinini korudu. Hemen zayıf gördü vakti ki, ya zaten o Allah bilir ne... Timurtaş'a yaptılar ya bana mı yapmayacaklar ya? Timurtaş Maltepe'de konuşurken dedi. Ben şimdi beni buradan indirseler dedi veya çıktı ince Alıp götürselerdi zaten vaazdan sonra aldılar. Ya Allah bilir ne yapmıştı. Şefkat katı yedi. Tuhaf yani insan. Acayip. Ama kahramanlar yok mu? O zaman olduğu gibi şimdi de var. Canını per, şey dişine takıp yapanlar var yani. Başka? 167. Tevrat'tan çıkalım artık herhalde. Tevrat'ta kaçın? 167. Şöyle geçiyor. Onu okuyayım en aşağıda. 5. kitabın 33. babında şu ayet var. Tevrat'tan okuyorum. Hak Teala Turi Sina'dan ikbal edip, Turi Sina'dan ikbal edip, yönelip bize Sair'den tulu etti. Şam dağlarından tulu etti. Faran dağlarında zahir oldu. İncil'de Mekke dağlarına Faran denilir. Tevrat'ta yazıyor. Ne 5. kitabın 33. babında şu ayet var. Hak Teala Turi Sina'dan ikbal etti. Teveccüh etti, yöneldi. Turi Sina, Mısır değil mi? Bize sahirden tulu etti. Şam dallarından tulu etti, güneş doğdu. Faran dağlarında zahir oldu. Yani İncil'deki Mekke'nin dağlarına deniliyor. Şu ayet nasıl ki Turi Sina'daki ikbal hak fıkrası nübüvveti museviyeyi Şam dağlarından ibaret olan 168 bu. ibaret olan sayrden tulu hak fıkrası ile nübüvveti ihbar etti. Bak Turi Sina'da ihbar etti. Musa Aleyhisselam'ı söylüyor. Şam dağlarından Şam dağlarından ibaret olan sayrden tulu hak ile isevi dinini Öyle de bir ittifak Hicaz dağlarından ibaret olan Faran dağlarından zuhuru hak fıkrası ile biz zarure resim Risalet Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Başka Tevrat okuduk. 169 İncil var. İncil'den birkaç tane okuyayım. İncil'den bir hatıramı şey yapayım. Arkadaşlar böyle ders yapıyoruz. Geldi geldi en son bu tarafa ya. İncil şimdi okuyacağım gördün mü 169 görüyor musun? Yuhanna İncil'i, Barnaba İncil'i de var. Ama burada Yuhanna var şimdi. Yuhanna İncil'de şu ayet mesela 16. bab 7. ayet. Yuhanna İncil 16. bab 8. ayet. Yuhanna İncil 16. bab 11. ayet. Yuh İncil-i Yuhanna 12. bab 13. ayet gibi. Böyle ayetleri tam okuyorum Kırıkan'da. Ve yani geç geldi. Pat diye ortadan girdi bir yaşlı adam. <laughs> pat diye hocam girdi içeriye sohbete. Ondan sonra şimdi dini İslam sohbetine gelmiş. Tam girer girmez diğerlerini okuduk ya geçtik geçtik bu sayfaya kadar. Yuhanna İncil'i 16. bab 7. ayet. Yuhanna İncil'i falan. Adam baktı, baktı, baktı böyle de. Hoca sen Hristiyan mısın? Ben dedi bu Hristiyan gavuru mu dinleyeceğim dedi ya. Çekip gitti. Gitti mi? He? Anlata, anlatamadım ki derdimi. Dur dedim ucuzen. Böyle nasıl bakıyor? Hristiyan'ı dinliyorsunuz lan siz dedi. Yani hiç şey yok ha. Şimdi o bu deyince hep... Mesela İncil-i Yuhanna 16. bab 7. ayette ama ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim size faydalıdır. Zira ben gitmeyince tesellici size gelmez. İşte bakınız reis alem ve insanlara hakiki teselli veren Muhammed Arabi Rabbi ve Vesselam'dan başka kimdir? Evet fahr alem odur ve fani insanları idam ebediden kurtarıp teselli veren odur. Yani kabri ispat eden ahireti ortaya koyan, ispat eden bizi idam, idamdan kurtarmış oluyor. Parmaklarına adam cebine biraz para giriyor. Elbisesi değişiyor. Konuşması değişiyor. Eşini değiştiriyor. Evini değiştiriyor. Arabasını değiştiriyor. Ehli dünya ise kahvesini değiştiriyor. Çevresini değiştiriyor. Şu şımarıklığa bak. Şimdi e, şuradan okuyayım. Beşincisi 100 kaç? 42'den 7, 3, 4 3 ve 4 İmam-ı Beyhaki ve Nesai nakli sayıyla haber veriyorlar ki Muhammed İbni Hatip, Muhammed İbni Hatip isminde bir çocuğun koluna kaynayan tencere dökülmüş. Bu da çok kötü ya. Bütün kolunu yakmış. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam mesedip tükürüğünü sürdü. Dakikasına şifa bul. Niye bu normal? Aslında burada bir sürü hastalıkla alakası, duasıyla alakalı şey var. Şöyle. Bir insan peygamber olsa. Mesela ben bununla alakalı bir şey anlatayım size. Beylük bir İranlı el bir alim geldi. Kaç sene önce? 20 sene önce vardı herhalde. O deve bartanın orada. Bir yer tuttular külliye. İlmi kelam hocası yanında bilmem tarikacı Böyle bir tasavvuf Allah'a Allah'ın kulu yani böyle. Millet akın akın gitti. Acayip bir e, kerameti var. Şey. Ne istediler biliyor musun hep ondan? Hep hastalıktan şifa bulmak için. Böyle bir peygamber çıksa, peygamber. Şimdi insanlar neye gider? Psikolojim bozuk, vesvesem var, kanserim, yürüyemiyorum, kızımı evlendiremedim, oğluma şey olmadı. Ya bu devlet dairesinin, onun için girmezler mi? Evet. Şimdi peygamberliğin iddia ettiği zaman tahmin edin akın akın ne kadar insan gelmiştir. Onlardan bir tanesi çocuğu getirmişler, yanmış kolu, tükürüğünü sürmüş, dakikada şifa bulmuş. Dördüncüsü büyümüş fakat lisanı yok, büyükçe bir çocuk, konuşamıyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Çocuğa ferman etmiş. Ben kimim? Hiç konuşamayan dilsiz çocuk Ente Resulullah deyip tekelim başlamış. Sen peygambersin. Allah Allah. Beşinci çocuk Alemeyi Yakaza'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı müke mükerrer surette müşerref olan Celaleddin suiti ve asın imamı tahriç ve tansi ile Mubarekül Yemame ismiyle meşhur bir zatı daha yeni dünyaya geldiği vakit Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirmişler bebeği. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ona mütevecci olmuş. Çocuk tekelime başlamış. Eşhedü enneke Resulü, Resulullah demiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Barakallah demiş. Çocuk ondan sonra büyünceye kadar daha konuş konuşmamış. Mesela Barakallah niye dedi diye biraz merak ettim. Allah'ın sanatına maşallah hikmetine barakallah Allah dinilir. Çocuk ondan sonra büyünceye kadar daha konuşmamış. Ee, o çocuk bu mucize-i Ahmediye'yi ve Barakallah duayı nebevisine mazhar olduğundan Mübarekul Yemami ismine şöhret bulmuş. Başka okuyayım. 147. Burada ben bir şey şey yapacağım. Okuyacağım. Ha? 147 açtın mı? Tamam. Beşinci misal. Mühim bir yer burası. Bu asra bakıyor. Ama ben düz okuyacağım. Sen anlayacaksın. Şimdi değil, ikincisini. Beşinci misal, hususi adamlara bedduasının dehşeti kabulüdür. Bunun çok misalleri var. Kati üç misali nümine olarak beyan ederiz. Birincisi, Utbe İbni, İbni Ebi Leheb hakkında şöyle beddua etti. Allah'ıma salit aleyhi kelbe min kilabik. Yani Ya Rab ona bir itini musallat et. Sonra Utbe seferi giderken, mesela o Yemen'e veya Şam'a doğru gidiyorlardı ticarete. Yatıyorlar ya akşam. Bunun tafsilatını okudum da. Bak kenarında da yazıyor galiba. Kafile akşam istirahata çekilince bir aslan geliyor. Kafilede yatıyor. Hiç kimseye dokunmuyor. Geliyor geliyor. Peygamber ve vesselam kime dua etmiş? Şey, beddua etmiş. Utbe'ye. Onu buluyor. Yani nasıl beddua etmişti? Ya Rab ona bir itini musallat et. Sonra Utbe sefere giderken bir aslan gelip kafile içinde onu arayıp bulmuş. Parçalamış ve yememiş. Şu vakıa meşhurdur. eğime hadis nakli ve tahsi, e, tahsi etmişler. Yani hadis imamları beyan etmişler. Yani hiç kimseye dokunmuyor. Gece geliyor. O kadar insanların içine giriyor. Bu adam bir de reis. Bu da korunaklı yani. Paldır küldür yakmıyor bu kadar koru muhafızların içinden de giriyor. Hiç kimseye bir şey yapmıyor. Utbey'i parçalıyor. Necis dildiği herhalde eti yememiş yani hiç dokunmamış. Şimdi size diğer okuyacağım, düz okuyacağım. Siz çıkartacaksınız nasibiniz varsa. Muhallim İbni Cüsame'dir ki bu zat mü Müslüman olmuştu ve fethiye savaşa giderken başkomutanın yardımcısıymış paşaymış yani. O ordunun paşalarından bir paşaymış. Adı ne? Muhallim. İbni Cüsame ki Amir İbni Azbat'ı Gadri ile katletmişti. Yani Peygamber aleyhissalatü Vesselam bir savaşa gönderirken başkomutanın yanındaki paşalardan bir paşaymış. Şimdiki tabir komutan. Ama ben başa geçeyim diye düşman öldürdüğü namıyla Am, Amir İbni Azbat'ı hainlikle öldürmüş hainlik yapmış, öldürmüş. Bu haber peygamberi geliyor. Halbuki amiri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onu cihat ve harp için kumandan edip bir bölük ile göndermişti. Muhallim de beraberdi. Bu gadrin, bu hainliğin haberi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a yetiştiği vakit hidet etmiş. Allah la tağfirli muhallim diye beddua buyurmuş. Yedi gün sonra o muhallim öldü. Kabre koydular. Kabir dışarıya attı. Yedi gün sonra o muhalim öldü. Kabre koydular. Kabir dışarıya attı. Kaç defa koydularsa yer kabul etmedi. Sonra mecbur oldular. İki taş ortasında buraya taş, buraya da taş. Bir duvar yapılmış. O surette yer altına setredilmiş. Allah'ıma la muhalim. Allah'ım muhalimi affetme. Ebced hesabıyla muhallime tutuyor. Muhallim İbni Cusame'ye. Tutuyor. Muhallim İbni Cusame'ye tutuyor adam. Şey, muhallime tutuyor. Paşa'ya tutuyor. Tam yani ebced tutuyor. Tamam. Evet. Kalsın. Yok Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mucizeleri o asra ait değil ki. Şu, şu üçüncüyü okuyacak mısınız abi? Ee, üçü okumayacağım. Ben, Onu. Ben abi bir şey söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum. Yok hiçbir şey demem. Yok yok yok. Şuna ben kendimle ha. alakalı. Ha tamam olur. Bir gün bir gün abi bir ufak bir çay ocağının önünde masalar atarlar ya. <laughs> bak, bir şeyler e, orada oturdum. Birisini bekliyorum Hasan abi. Çay getirdi. Ee, sağ elimde de Hasan abi telefon telefondan <laughs> tam buraya gelmiş sıra <laughs> farkında değilim <laughs> sol elimle bardağı aldım tam içeceğim dedim aa, sol elimle içiyorum ama dedim sağ elimle de hayırlı bir iş yapıyorum boş ver aldım bir yudum ondan sonra başladım üçüncü okumaya. Şimdi bir okuyun abi isterseniz. Resul-i Ekrem ve vesselam görüyor bir adam sol eliyle yemek yer. Ferman etmiş. E, kul yeminik. Kapatsana be. Ben bilmiyor muyum? Kapat. <laughs> Sağ elinle ye. Ben bilmiyor muyum kaldırmayın. Sağ elinle ye. Demiş o adam demiş. La este diye. Sağ elimle yapamıyor. Resul-i Ekrem ve vesselam demiş. Lesnette te diye beddua etmiş. Kaldıramayacaksın. İşte ondan sonra o adam sağ elini hiç kaldıramamış. Bu evcidi ben 1983'te yaptım. Tarih var. Yani şimdiki değil. 147. O ya okuduk. 149. 149'da ne var? Ha, 149. Tamam. Ebced. Allah la muhallim. Allah la tafir Ebu Leheb. Tamam. Koy istediğini koy. Allah la tafir Ebu Cehil. E ismi koyuyorsun. Ok. Başka bir şey. ee, şimdi okuyorum. Sekizinci misal. Ha, onlardan bir tane. Ehli Siyer'in bütün müteber kitapları haber veriyorlar ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber hicret ederken Atiket binti Huzayiye denilen Ümmü Mabet hanesini gelmişler. Gayet zayıf, sütsüz, kısır bir keçi orada vardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam 149. E, şurada olabilir. Anladım. Heh. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gidip o keçinin beline elini sürmüş. Memesini de mes etmiş, dua etmiş. Sonra demiş kap getiriniz sağınız. Sağdılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir Sıdık ile içtikten sonra o hane halkı da doyuncaya kadar içmişler. O keçi kuvvetlenmiş öyle mübarek kalmış. Şimdi ben... Vaktim belki müsaade etmez. Hemen de zaten saatim de herhalde. Geldi. Değil mi? Geldi. Şimdi Peygamber ve Vesselam'ın mucizelerinde hepsine fiziksel temas var. Mesela memesini mesetmiş dua edebilir. Mesela okuyacaktım size burada. Hazreti Ali'nin ayağı kırılmış dua edecekti. Hayır temas etmiş. Karnı ağrıyormuş ayağını sürmüş dua etmiş. Hayatsız bir kadın geliyor hayasız kötü işler yapan kadın geliyor. Yemeğe denk geliyor. Peygamber Aleyhisselam'dan lokma istiyor. Koparı veriyor. Hayır diyor. Ağzına koy oradan ver bana demiş. Yani diğer sahabelerde. yani ben o kafayı yedi ya şimdi tabiyle. Hazreti Ömer yani ama edep terbiye o müsaade etmiyor. Sonra ağzına koyduğu lokmayı bahtiyar kadına veriyor yiyor. Çünkü dini bilmiyor ki neyi kızacağım ben ona. Dini bilen ben bu hatayı yapıyorum da o dini bilmiyor ki. Yani şimdi dini bilmiyor. Adam bak İran'da ne yapıyorlar yani? Din adına ha? Din adına ne uydurmuşlar? Bilmem ne nikah diye. Şu bilmiyor. Ağzındaki lokmayı veriyor. En hayalı bir kadın oluyor. Yani sonra birkaç tane de misal vereyim. Acı kuyu var. Suyu acı. Tükürüğünü koyuyor. Çocuk konuşamıyor. göğsün eline koyuyor. Adam şuraya bak. Sahabe eli kesilmiş. Uzun olur abiler de. Çabuk şey yapıyorum. Eli kesilmiş, sağ bir imana bak. Nasıl bir iman? Böyle bir iman olur mu? Gördünüz mü öyle bir şeyi? Eli kesilmiş, 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 savaştasın. Aldı, sanki ton, arabanın parçası kopmuş, tornacıya gider gibi, kaynak yaptırır gibi, kolunu almış, geliyor. Yarın sonra kolum kopmuş. Eee, ne yapacak bu? i̇nanca İna, bak, imana bak. Ona yüklediği anlama bak. Peygamber'e nasıl anlam yüklemiş? Demiş ki, bunu yapıştırın yarın sonra. Gel, geliyor, ya öyle mi ya falan. E, verip çevirmesi lazım, kendisi uydursaydı. Ya aslında şöyledir maşallah işte kolun şehit oldu senden önce gitti şöyle böyle bir de. Bir şey diyecekti yani. Yok getir dedi. Bismillah diyor tükünü sürü oluyor. adamı gözü çıkmış gözünü tutmuş getiriyor. Yapıştır bunu diyor. Ulan sen Bali mi yapıştırıyorsun bunu? Japon yapıştırırsın bunu. Ya ama dikkat edin olaya takılmayın. O insanın imanına bakın. Nasıl bir anlam vermiş peygambere. Onun imanı nasıl bir iman? Kolunu getirmiş her sola yapıştır bunu. Çünkü çok tuhaf değil mi ya? Heh, söyleyeceğim şu ki her duada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ya kendi eliyle ya tükürüğüyle mutlaka her duasında fiziksel temas var doktor. Elini koymuş, tükürüğünü vermiş. Yani fiziksel temas var böyle sift değil mutlaka temas etti Olumlularda galiba, olumlu değil abi galiba. Değil mi? Yok, olumsuzda, olumsuzda beddua o... Be beddualarda yok. Yok. Fakat sirayet yoluyla... Var, evet mi? mesela hırka niye göndersin ki kime gönderdi Veysel Karani'ye evet. neyin develerin çobanı yani onların daha ipi çok Yemen'de yani orası yeşil yani Türkiye gibi yani yeşil develerin ipi var niye kazak göndersin ya tamam da kazak gönderince ne şart koştu hatırlar, hatırlar mısınız kaza giyince ne yapsın dedi bu kazanın içine girince dua etsin ümmetime dua etsin kazaktan ne var yani Sirayet var, sirayet. Sirayet. Sigara içmediğim halde sigara içenlerin yanında olsam sirayet eder. Kişinin gözü, siması, konuşması seni sokar. En gerekli gibi. Vallahi bu adam doğru şeyler konuşuyor ama vallahi ne gözünde hayır var ne simasında. Hı hı. Ne de yaş tavrında, hareketinde, davranışında. Değil mi? Bunun adı sirayettir. Uçakta sizin yanınızda oh. Acayip. Şimdi şimdi başıma geleni. Ondan sonra dedim ya bu Bodrum'dan geliyorum. Şimdi dedim açmayayım şey. Kuranda da değil. bu Kur'an ince. Dua kitabı diye. Cep telefonu açtım. Cep telefonu ya. Cep telefonunda benim şey var. Kur'an var. Onu okuyorum ya. Herkes bir şey okuyor. Ben de okuyorum. Yanımdaki ben buradayım ya. Bu burada. Karısı camı. Burundan nefes veriyor. Başka yer değil En son dayanamadı. <laughs> dedi ki, beyefendi dedi. Ne bu dedi? Şey, ne bu? Çağ dışı. ha, çağ dışı şey okuyorsun dedi ya. <laughs> ne çağ dışı şey okuyorsun? <laughs> e, ne demem lazım? Sana ne ya? Sen kimsin? Sen istediğini oku. Adam burasına gel. Ya dedi ben dedi bekleme sandığı baktım dedi. O çağ dışı şeyler okuyorsun. Sonra dedi o herkes dedi bir şey yapıyor. Sen dedi devam ediyor adam. Kayzını nasıl şey yapıyor? Künini. Ya arkana dolaştım baktım çağ dışı. Şimdi dedi bir yanıma düştün dedi. Çağ dışı şeyleri niye okuyorsun dedi ya. Ona sen desen azarlasan bir şey. Dedim ki ben bana bir şey diyeyim etrafta duydum. Dedim ki sizin kastettiğiniz çağın içini anlatayım de dedim. Ben nasıl çağ dışı oldum görelim beraber. Bu çağ içi dedin zulmeden, gattar, hain, merhametsiz, bencil, taciz eden, kendi uşkuluk ve menfaati için aileleri tarumar eden, sözünde durmayan, sahte mal yapan 200'dü karşısında, kocası karısını karısını kocasını aldatan saydım. Çağın içi böyle. Ben bu çağın içinde değilim. Ben bunun dışındayım dedi. Çağ dışı işte ben bunun dışındayım. Bu bana diyor ki orada ol ama. Çağın içinde ol ama onlar gibi olma. Diyor ki bana, dürüst ol, aldatma. Karı kocasına dokunsun, onu aldatma. Allah görüyor, sahte iş yapma. Sözünde dur, bankalardan e, teminat mektubu alıyor. Hayır, sen sözünde dur, bankadan teminat mektubu alma, diyor bana. Faiz yeme, fakir fukaranın malını vaktinde ver. Bu çağ içi diyor ki, maaşını ay sonu ver. Senin çağ dişi dedin ay sonuna değil. Akşam maaşını ver teri kurumadan. Belki bir ay tamamlanmadan vefat etti. 25 ay tamamlayamadan ay sonu maaş gelmeden adam vefat etti. Ne oldu Çocuğu dahi alsa o almadı ki. Ama o çağ dişi dedin sabah akşam, akşam parasını ver. İşte bu tanımladığım çağın içindeyim ama çağın, bu çağın dışındayım. Sen böyle bir çağa memnun musun dedi. Şimdi bu koridorun o baştaki hiç İslam'la zahirde hiç alakası yok. Tamam böyle bakarsın bir kadın. Ne güzel söyledi, ne güzel tarih aynen böyle dedi. Hep yaşamıyor muyuz dedi. Hep bir, hiçbirimize güvenmiyoruz dedi. Banka teminatı da bununla falan. Soda aldı sazı devam etti. Adam diyeceğini dinmişti. de pişman. Arkadaki de tebrik edin falan başladı. Bak çağ, çağ dışı. Evet ben bu çağın içinde değilim. Ama içindeyim. Senin çağın dediğin bu. Gelelim şu. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselam dualarında birisine bir şey yaparken dua mua, temaslı dualar tesirlidir. Değişik <laughs> bir ders olmuştur böyle. Gerçi <laughs> maksadıma varamadım ama niyetime göre Cenab-ı Hak muamele etsin. Siz de öyle bakarsınız. Zaten bilen insanlarsınız zaten. da <laughs> vahum أَنِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة ما الصَّلَوَاتِ